En sevdiğim kısma geçiyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Serpil'cim bir duralım. Bir çorba yapıyoruz hocam. Evet. Aslında kış çorbası. Umut hocam da özellikle mutfakta bizimle olsun istedim. Çünkü burada ince hassasiyet var. Mutfak demek, yemek demek çok farklı bir şeydir efendim. Yoğurtlu, sarımsaklı bir tavuk çorbası yapıyoruz. Bu buram buram gelen koku. Sarımsak. Evet. İki adet haşlanmış tavuk, iki yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı zeytinyağı, iki yemek kaşığı un, tavuk suyu, iki diş sarımsak, tuz, marinesi için bir su bardağı yoğurt, bir adet yumurta sarısı, üzeri için ise bir yemek kaşığı tereyağı, kırmızı toz biber. Serpil ne yaptın? Hemen kısaca bir özetleyelim izleyicilerime. Hemen burada tereyağım, sıvı yağımla unumu biraz kavurdum. Hı hı. Bir diş sarımsağımı rendeledim. Üzerine haşlanmış, dedikleşmiş tavuklarımı, ardından tavuk suyumu koydum. Hı hı. Burası bir taşım böyle kaynarken. Kaynayana kadar orada da yoğurt ve yumurtamı çırpma işlemine girdim. Finalde kırmızı toz biberim yakacağız ve tereyağım var. Bu arada fırınını da kontrol ediyorum. Nar gibi kızarmış. Kızardı mı? Şişmelere doyamayan bir börek Umut hocam size. Protein değeri yüksek, doğru mu? Çok çok çok, çok protein değeri yüksek. Tam bir kış çorbası. Evet. Şimdi burada bir püf noktası vereceğim. Yoğurdum çorbayla buluştuğunda kesiliyor. Neden kesiliyor hocam? Bakın bunun bile bir kesilme süreci var. Kesilsin istemiyorsanız özenli davranacaksınız. Kırmayacaksınız, özen incitmeyeceksiniz. Özen her yerde olacak değil mi? Özenli olacak hocam. Emekle. Şimdi bu çorbanın üstünde böyle hafif böyle pütürüklü kaymak görüntüsü olursa o çorba olmamıştır, kesilmiştir. Yalnız ben yayından koptum, direkt yemeğe konsantreyiz. Öyle bir modda olduk. Evet hocam, şu an öyle. Yumurta ve yoğurtla güzelce çırptıktan sonra şimdi Serpil Hanım bana oradan... Kısık ateşte mi? Evet, kısık ateşteydi hocam. Serpil Hanım birazcık oradan veriyor. Burada soğuk sıcak ilişkisi kuruyoruz. Yoğurdu direkt içerisine verdiğinizde kaymaklanma ihtimali çok fazla. Bir dakika, önemli bir nokta. Tabii, onu söyledim hocam. Direkt bunu çorbaya dahil etmiyoruz. Etmiyoruz. Aradaki neden ısıyı... Neden bir uyum süreci başlattık değil mi? İnsanların arasındaki uyum süreci gibi aslında. Harika. Hayatta her şey o kadar ince detayıyla işliyor ki hocam. Tam bir uyum. Kainatın muhteşem, muazzam düzeni. Kesinlikle katılıyorum. Bak şimdi Serpil onu al. Sana zahmet. Ben şöyle bak. Bak kıvamın pürüzsüzlüğünü görüyorsunuz sosumu. Direkt eriyor içine. Direkt. Ve asla burada o istemediğimiz kesilme görüntüsünü görmeyeceksiniz. Çünkü aradaki uyumu biz başta kurduk ve sağladık. Güzelce çırparak ilerlettik. Ve şu an hocam ipek gibi bir görüntü. Harika bir kış çorbası. Tabii şey de... Altının yanmaması da ışık ateşi de değil mi? Dikkat sürekli karıştıracağız hocam. Vallahi. Bir de ben şimdi burada aslında hocam şimdi sosunu yaparken size bir soru sormak istiyorum. Evet. Biz en çok aslında neyi ihmal ettik? Çocuklarla aynı sofraya oturabilmeyi. Kesinlikle. Kahvaltı yapabilmeyi, günü doldurmayı becerebilmeyi. Doğru. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bizim en büyük ihmalimiz o dedim ya, şu metropol hayat koşturmasında herkes bir telaşla, eskiden şu vardı, hı hı, akşam saati mutlaka o sofraya oturma mecburiyeti vardı. Eksiksiz. Değil mi? Kahvaltı ve öyle. O ailenin bireyi, en küçük birey sofraya oturana kadar da o yemek startını vermez, hı hı, başlamaz. Hı hı. Onun sebebi şu, o hanedeki herkesin o muhabbete dahil olması. Dikkat edin, hayatta bir hikaye vardır. Hı hı. Hayatta en büyük acı kim yaşar bilir misiniz? O sofradaki tabağın sahibi o evde yoksa o ev sakinleri o acıyı yaşar diye bir ifade var. Çok o hikayede yoksa, diyorsun, o tabak boş kalıyorsa, o tabağın sahibi orada yoksa o acı yaşanır. O muhabbet de onlar orada olduğunda vardır. Yoksa bir şekilde mevzu midenizin, karnınızın doyması değil. Evet. Yani önemli olan o gönlün doyması, o muhabbetin doyması değil mi? Bereketli gidiyoruz. Yandık mı? Yaktık. Aman dikkat. Serpil'le böyle biz şakalaşırız hocam. Oldu biraz. Oluyor. Ara sıra öyle sürprizler yapıyor bu tereyağı. Ama şu tereyağı da bir başka güzel ya. Nasıl koktu? Hangi yörenin tereyağı meşhurdur? Meşhur konusunda. Bir şey söyleme hocam. Şey. Her Trabzon yerde bence. Aslında bence ayırt etmeyelim. Çok ayırt etmeyelim tereyağı. Etmeyelim. Bilmiyorum hani, ben siz biliyorsunuz diye soruyorum. Ben konunun cahiliyim. Size soruyorum. Ne dediniz sen hocam? Yani ben, benim için yani, mesela Trabzon kebir diyor. Vakfı kebir. Vakfı böyle kebir. Ama Kars tarafında da meşhur değil mi? Kars tereyağı. Ardahan, Kars öyle, bölgesi. Ama biz bunu yakından çekelim mi çorbamızı, bir nasıl sosuyla buluşturacağız? Aslında buradaki yani detay, bakar mısınız kıymetli izleyenlerim? Çorbam burada güzelce kaynıyor. Sıradaki tarifimiz ne olacak Serpil? Tarifimiz yok, tatlılarımız var artık. Umut hocam evet, içermeye çalışıyor. Çorbanın artık güzelliğine bak. Her şey bir uyum hocam. Muhteşem. Ve benim unutmadığım bir sahne, küçükken annem şuradan alıp şu tavanın içindekini böyle güzelce sıyırırdı hocam. Bu küçüklüğümden bana kalan sofranın annemden. Bereketi. Evet, buradaki o bütün sosu alırdı kepçeyle anacığım.
Böyle. Bakar mısınız hocam rengi? İpek gibi. Nerede? Kesilme oldu mu? Olmadı. Kameraman arkadaşların da işi zor yani. Asla göremezsiniz. Çekerken değil mi abi? Biz onları besliyoruz arada bir hocam. Besliyoruz. Tabii. Arada görüyoruz. Oraya yapalım. Ben şu tatlı kısmındayım ama orası biraz evvel bir şeyler anlattınız. O bir hikaye var. Hocam gel. Lütfen. Gel hocam. Biraz dahil olun. Dahil olun bize. Bu Şehrazat tatlısı bitmiş hocam. Bir kepçe hayır. Alabilirim Serpil. Bir dakika dur. Bunu boşaltacağız diye kepçeye vermedim. Tamam. İster miydin? Bu neydi hocam? Şimdi bunu özellikle örtmemizin nedeni bakın asla kaymak tutmaması. Şu kıvama bakar mısınız? İpeksi dokuya bakar mısınız? Serpil hiç ona gerek yok. Bana bir kepçe vermen yeterli. Çünkü muhallebim tam istediğim kıvamda. Ve şu an ben özellikle şerbetli tatlılarda hocam. Az. Sütlü tatlıyla bağdaştırmayı çok severim. Şunun ikisini. Yani onun yoğun şeker tadını burada sütle kıvamıyla birlikte. Kıvamıyla alıyor değil mi? Bakar mısınız? Eyvah, eyvah. Görüntüye bakar mısınız hocam? Olamaz böyle bir şey. Evdeki kaselerle herkesin evinde cam kasesi var. Üstte hatta bizimkiler az kalmış biraz yani. Bunlardan hocam. Bir takım alalım Serpil buraya. Evet. Kesinlikle. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bakın bir kere vurduğunuzda. Lütfen olmayın lütfen. Şöyle akıtmadan tertemiz bir görüntü. Şimdi biraz donacak. Ne yapıyoruz sonra? Dolap. Hikayesi tabii, tabii var hocam. Mı? Bir görecek bunu dolap. Bir dolapta evet, bekleteceğiz. Bir, dolap bir gece beklerse efsane olur. Ama sunumun güzelliğini görüyorsunuz hocam. Evet. Evet. Size geçen hafta künefemizi izlemedi. Çok lezzetliydi künefeler. Bunu da üstüne hocam böyle komple kapatıyoruz. Burası Nermin Nefes Mutfağı. Tamam. Buradan çıkışı yok. Burası estetik tarafı mı? Evet, burası evet. Tamamen tatlı göze. Program sonrasıyla hep beraber spor salonuna gidiyoruz ve uzman bir diyetisyen eşliğinde. Olsun. Hocam arada tabii bir burada. Tabii siz sabah başladınız ya sorun başladık, yok. Başladık evet sabah hocam. Sabah 5'te hanımefendi kalkıyor pilatesteyiz. Hocam sizin adım sayısı herhalde evet. Bir 20 bin. Mecbur oluyor. Mecbur, yürüyoruz. Yakından takip ediyorum çok sizi sosyal medyadan maşallah. Programın genel hocam bu alkışlar bize geldi. Çok teşekkür harikasınız. Bu alkışlar bize hocam. Yalnız bu muhteşem. Rejiye selamlar arkadaşlar harikasınız. Hocam küçük mutluluklar aslında bunlar. Herkesin evinde yapılabilecek. Bence bu biraz büyük bir mutluluk oldu ama biraz büyük oldu bence de hocam. Ama herkesin evinde olabilecek malzemelerle. Bakın fıstık koymanıza gerek yok. Evet. Fıstık burada gerçekten ekstra bir şey. Siz isterseniz ceviz, fındıkla, Hindistan ceviziyle de burayı tamamlayabilirsiniz. Biz burada işin şovunda biraz daha renklensin diye. Antep'te izleyenler var. Oraya da selam olsun. Evet. Ekran biraz renklensin istedik açıkçası. Evet. Tavuğumuzu alalım mı bence? Yok tavuğumuzu almayalım. Olmadı mı? Tabii. Yok şöyle. Ben şimdi hocam burada şimdi, hazır. Aman ya Rabbim. Böreğimizi. Eyvah. Aman ya Rabbim. Börek de mi var? Evet hocam abi, yani. Nereye geldik biz ya? Börek yaptık bugün. Biz nereye geldik? Hocam bugün börek geliyor size. Hemen. Evet. Bugün tamam. Hep beraber takip ediyoruz. Yalnız aman bu aldım. Böreğin kabarmasını herkes görsün. Geldim. Böyle bir kabarmış, kabarmalara doymamış bir börek tarifi. Bak. Evet. Alkışlar bir gitsin. Şuradan Nermin Öztürküçek, marka değil. Marka zaten. Nermin Öztürk bir marka. Tartışmaz. Hocam bir de herkes aynı şeyi soruyor. Akraba mısınız? Net. Çok fazla soru. Evet akrabayız. Açıklıyorum. Tüm yalnız ben Boşnak. Hocam. Evet ben Ağrı'dan bir Ağrı küçük ailenin çocuğu öyle bir taraftayız. Biz yani. Bu ama akrabayız. Evet. Bak. Çıtırtıya bakar mısın Serpil? Hocam bilhassa bak. Sizin bugün bu, tadına bu, bakacaksınız. Neden bu sesi duymak zorundayız? Bu işkence ne kadar daha devam edecek? Birazdan hocam birazdan sizinle. Bakar mısınız? İnanılmaz. Hocam bugün size özel nar yani gibi kızarttık. Bugün gerçekten. İş dokusu. İşte hocam. Sıcak eline dokunursa yanarsın. Bu güzel sofralarda işte ailecek oturmak değil nasip mi? Olsun. Amin. Güzel güzel tabii ailecek. Tabii bereket eylesin. Değil mi? Paylaşmayı, sofrayı paylaşmak o en güzel tarafı. Yani şu komşularla da paylaşmak lazım. Hocam. Biraz şey ihmali var ama bunu söyleyeceğim. Onu da unuttuk. Evet. Bakın önceden bizim yan komşu Hatice teyzenin evinde bir yemek piştiğinde onun sadece kokusu gelmezdi. Onun tabakta hikayesi de gelirdi. Doğru. Ve damağımızda da tadı olurdu. Bir sunum sadece kokusu sanayım. Olmazdı. Şimdi bu ihmal var. Onun için komşularla da paylaşmak lazım. Bizim kesinlikle, komşu olduğumuzu hatırlatarak söyleyeyim. Hani paylaşalım diye söylüyorum. Bence herkes evinde bugün pişirdiği kurabiyesi olabilir. İşte fazla dolması olabilir. Sarması olabilir. Alsın hocam götürsünler. Ne? Ya küçük bir şey tabak da olsa paylaşma. Komşuluk muhabbetini arttırmak adına öyle. Paylaşalım. Soframızı da paylaşalım. Ben çünkü bunun kıvamını aynen. Göstermek istedim Serpil. İnanılmaz güzel bir çorba yaptık. Bak bir elin nesi var, iki elin sesi şunu var. Şunu senden? Tut bak. Gel bak, şöyle. Şu ipek görüntüyü bu akşam herkes evinde dakikalar içerisinde bence yapabilir. Bak.
Tavuk etleri, parçaları, proteinli, sağlıklı, sarımsaklı. Tam sporcu arkadaşlara tavsiyemiz. Vallahi tam hocam. Süper. Anne yemeği de çok güzel oluyor hocam o. Anne yemeği değil mi hocam nefis, şu an? Nefis, net. Şöyle yapalım efendim. Biz çok kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında burada muhteşem bir sofrayla buluşacağız sizlerle. Bakalım en önemlisi kanatın son görüntüsü ne hocam? Onu da mı yapacağız? Mangal tadında kanat yaptım hocam size. Eyvah eyvah. Az az çok kısa bir aradan sonra buradayız. Bir şey söylemek istiyorum hocam. Şu ekranın güzelliğine bakar mısınız? Renklerin uyumuna bakar muhteşem mısınız? Aslında ama karede siz varsınız. Estağfurullah. O sizin olsun güzelliğinizle birlikte. Yani bu köşeyi ben boşa yapmadım. İzleyicilerime böyle şık bir görsel sunmak istedim. Bu işin estetik tarafı da var. Onun için de çok önemli ve kıymetli. Yalnız ben bir an evvel arkadaş 3-2-1 dese de başlasak ve şu birkaç dakikada bir tip hikayeye dahil olsak. O zaman bir çorbadan kaşık alalım. Çorbadan hemen alalım. Hemen ön tarafta fırından çıkmış kanatlarımızı göstermek istiyorum izleyicime. Gerçekten birebir restoranttan alınmış tarif. Vallahi bravo. Sadece sosyal sorumluluk amacıyla sizin adınıza dahil oluyorum hikaye deyip hemen sorumlu oluyorum. Hemen vallahi hocam süper. Sosyal sorumluluk. Vallahi yan tarafta harika patlıcanlı, aynen, közlenmiş patlıcanlı böreğimiz. Yani, hemen süper, yan tarafta binbir gece masallarına konu olmuş. Eyvah. Gerçekten görüntüsüyle ekranı şenlendiren Şehrazat tatlımız. Evet ve tabii ki hocamın tadım yaptığı, benim de of tadımına şahit olacağım bir sarımsaklı güzel bir çorbamız. Efsane, kesinlikle efsane var ya. Hocam tam kış çorbası. Çok. Yoğurdum net ekşiliğiyle nasıl uyum sağlamış değil erimiş, mi? Tavuk da erimiş değil mi? Erimiş tavuk böyle hiç rahatsız etmiyor. Dağılmış. Dağılmış böyle ağza hoş bir tat veriyor. Nefis. Hocam geçtim mi? Estağfurullah hocam süper. Oldu mu hocam? Biz arşı geçtik, daha hedefler çok yüksek. Daha, dur bakalım çok, daha yeni başladık. Iyi. Vallahi çok iyi. Börek kısmına ne zaman dahil olabiliyoruz arkadaşlar? Rejiden bir uyarı geliyor mu bize, böreğe gir? Bir uyarı mısın bize? Vallahi bir şey söyleyeyim hocam. Hemen dahil olalım. Bak. Bu yumuşaklığa bakar mısınız? Bak. Eyvah. Buyurun eyvah hocam. Bu böyle elde yiyecek. Bu elle yiyecek hocam. Elle börek elle yedin. Uyarı geldi rejiden. Aynen. Evet. Ağzınız yanmasın. Üfleyerek yiyelim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İşin en keyifli zamanı aslında. Gerçekten güler yüzle o sofraya oturup tadım yapabilmek hocam. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla. Net. Siz devam edin, problem yok. Umut hocamı yemekle baş başa Allah bırakıyorum. Harika. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok kıymetli Umut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel enerjisi eyvah ve bilgileriyle bizi yine donanımlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine bir üründen lezzetli tariflerle, harika enerjimizle, en önemlisi de muhabbetimizle sizlerin evinize misafir olacağız. Hoşçakalın.